şifalı bitkilerden böyle etrafıma bakınıyorum. Burada labada var. Buna sığır dili de deniyor. Ama nasıl taze bunlar ya. Marul gibi aynı. Çok güzel. Çıtır çıtır. Salata yapacağım bundan ben şimdi. Çok güzel olmuş bunlar. Tazecik. Yağmur çok yağdığı için. Şöyle. Ben buraya küçücük bir tane kap getirdim ama ona o almayacak bunları. Ben şimdi şuraya koyayım yere. Bu da ay bu yapışkan otu, şunu atayım. Hep üstümüze yapışıyor bu. Bu da kara hindiba. Çiçeği bile var. Şöyle çiçek açmış. Bunun da her şeye faydası varmış. Şifalı otlardan kara hindiba otu. Şöyle taze bu da. Tazecik. Kesin buradan. Şöyle. Bunun kötü yapraklarını temizleyeyim ben. Bu da kara hindiba. Bunlar böyle yağmurda çok güzel olmuşlar. Şuna bak, körpe körpe. Nasıl güzel. Labadalar, sığır dili labada, her neyse, ikisi de adı. Başka adı da vardır tabii ki. Çok güzel. Taze taze. Çıtır çıtır şöyle. O kadar sulu sulu ki çıtır çıtır, böyle marul gibi aynı. Bu da, biz buna ıspıt diyoruz. Başka adı hodan. Daha başka adı da olabilir. Bu da çok faydalı, şifalı bitkilerden. Mideye falan faydası çokmuş bunun da. Ama bunun sade yaprakları var şimdi. Baharda çiçeği açıyor. Şurada da olmuş. Körpeleşmiş iyicene. Burası da dolma yerdi. Dolma toprak. Yağmurdan sonra buraya aşağı doğru şey olmuş. Akmış gitmiş. Şurası belli. Ay şu ot da. Aman aman. Bu çok fena ya. Küçük küçük. Yapışıyor böyle. Perişan ediyor insanın kıyafetlerini. Bu da eğrelti otu. Bunlar bile tazecik. Ama baharda çiçeklerini toplayıp öyle onlar yeniyor. Yaprakları da yeniyor da. Burada bu da hıltan. Böyle bir şey otu. Bunu ben görmüştüm internette. Burada çok oluyor bunlardan. Bu da bir şifalı bitki. Nasıl olmuş? Bir büyümüş şey gibi, kocaman olmuş. Bu şeye benziyor. Aynı maydanoz gibi yaprakları. Tohum yapmış. Hıltan tohumu. Güzel güzel yani. Yense yeniyor. Bu da acı marul. Nasıl güzel olmuş bu. Tazecik. Şuna bak. Ay çıtır çıtır. Acı marul bu da.
Yağmur sonrası bitkiler çok güzel olmuş. Şurası da orman gibi olmuş. Şunu ben şuraya atayım, toplayacağım sonra. Geri dönerken de toplaya toplaya giderim. Aşırı büyümüşler çünkü. Acı marul. Şuraya aşağı doğru nasıl akmış topraklar. Kestane ağacının dibine doğru. Yağmur yağınca iyice yumuşamış, burası dolma toprak olduğu için inmiş aşağı doğru. Bu da yenen otlardan ama ben bunu internette gördüm de adını şimdi ne olduğunu bilemeyeceğim. Biz fazla ot böyle toplamadığımız için, bu da bunu ben gördüm internette. Bakarım ne ot olduğuna. Bu da yenen otlardan. Labada gene nasıl güzel. Çok güzeller. Tazecik. Bu ot da ne otudur bilmem ben. Çok sarı, böyle her yere saran bir ot. Sarmaşık yerlerde. İyi bir şey olsa bu kadar olmaz diyorum yani, bilmiyorum da belki de iyi bir şeydir, ne bileyim. Böyle her yere sarıyor. Bir bulaştı mı bahçeye her tarafı perişan ediyor. Bunlar da ne bilmem. Böyle meyveleri var. Bu da değişik bir şey. Ay şuna bak bir. Bu kocaman olmuş. Bu da meyveleri olgunlaşmış. Aynı bitki. Bu büyümüş böyle. Yükselmiş bayağı. Taze hem de. Bu da olgunlaşmış meyveleri. Bu biraz önceden olmuş demek. Bu da ondan. Bu da ondan. Şu da ondan. Nasıl büyük olmuş bu böyle? Bayağı bir yeri kaplamış. İşte bu da o demin gösterdiğim hırtan tohumu. Böyle maydanoza benziyor yaprakları. Hıltan otu, hıltan tohumu, neyse. Ondan. Ay şuna bak bir. Nasıl devasa olmuş bunlar. Kara hindiba. Aman yarabbim. Kocaman. Uy. Nasıl büyük. Şuna bak. Çiçek açmışlar. Bir de bunlar yağmurda kötü olmuş şeyler, çiçekleri. Ay Allah'ım. Kara hindi var burada.
Bu da yara yaprağı. Böyle. Ben bunu kesmeyeceğim. Çoğalsın burada. Yeni bitmeye başlamışlar. Oğlum sen git bir. Git. Git, hep çiğniyorsun. Hadi. Ay çok yılışıksın be yavrum. Git. Bu da gene acı marul. Tazecik. Şunu da alayım. Çıtır ve çıtır. Yara yaprağı deriz biz buna. Sinirli ot, yara yaprağı, beş parmak otu. Bunun çok ismi var. Şurada bir yerde daha gördüm ben bundan ama. Şöyle bir kılıklarım var daha. Buralar yeni düzlendi, böyle şey oldu. Daha otlar yeni yeni bitmeye başlamış. Şurada görmüşüm. Çoğalır bunlar ama burada da var. Yeni başlamış olmaya, bir olunca çoğalıyor bunlar. Bu ince yapraklısı. Bunun daha enli yapraklısı da var. Böyle. Bunları hem temizleyeyim hem yıkayayım. Şöyle alayım yanıma. Bu da kaz ayağı. Baharda çok oluyor bunlarda. Olan yer vardır gene. Yağmur yağdı çünkü. Çok yağmur yağdığı için başka yerlerde vardır da buralarda daha yok. Daha yeni yeni otlar bitmeye başladı buralarda. Benim bilmediğim çok ot vardır da. Değişik otlar. Bu otun adını bilmiyorum ama sanki çoban çantasına da benziyor. Biz bunu bulgurluyoruz. Böyle soğanlı bulgurlu. Yemeği güzel oluyor. Buraya da ben incir böyle gömdüm buraya. Köklendi bunlar ama dikeceğim zaman şey yapacağım. Böyle dalını eğdim, buraya gömdüm. Paçallandırdım. Böyle çekiyorum da gelmiyor. Demek paçallandı. Yerini hazırlayıp Ayancık'tan da 4 tane fide aldım. 4 fide daha aldım. Önceden dikmiştim biraz bir şeyler. Onlar bayağı büyümeye başladılar. 4 fide daha aldım. Onları da dikeceğim. Bu kabakları da toplayıp da çekirdeklerini alacağım içinden. Bunlar kızartmalı kabaklar. Yemedik. Böyle çok olduğu için, az olunca insanın çok canı istiyor da, çok olunca da böyle yiyemeden kaldı bunlar. Burada da var sinirli ot. Nasıl güzel bunlar, iri iri olmuş. Şöyle
bir sürü kabak var şimdi burada. Da bunlar da yenmiyor ya. Şey o bir pişirdim denedim. Pek hoşuma gitmedi. Şeker de kattım içine ama güzel olmadı. Değişik bir şey oluyor. Lifli lifli böyle. Beğenmedim pek. Bal kabağına benzemiyor. Onun için onları toplayacağım. Hep bir araya getirip de içini çekirdeklerini alacağım. Onları kavururuz. Çekirdeklerini. Labada bu da. Bizde lüzumsuz ot da çok. Bunlar da böyle lüzumsuz otlar. Bu da ne acaba bilemedim. Su teresi diye bir ot varmış. Ondan mıdır nedir bu bilemedim ya. Yani.